Çocuğu getirdim, evet, siyer sınavı için. İnşallah, inşallah başarılı olur. Çalıştı, üstünde durduk. İnşallah başarılı olur. %99 Müslüman olan bir ülkede dinimizin ön planda olması çok çok güzel. Çok sevindirici bir şey. Yani biz okula gönderdiğimizde genelde öğretmenlerimize bırakıyoruz her şeyi ama burada anne babaya da çok şey düşüyor. Dinimizi, Allah'ımızı, Peygamberimizi aleyhissalatü vesselam. Bunları çocukluktan yetiştirme, çocuklarımıza öğretmemiz çok güzel oluyor. Yapmamız lazım. Çok daha üstünde durmamız lazım bu konuda. Elimizden geleni yapıyoruz. Bütün anne babalardan da aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Yeni neslin din yolunda, hak yolunda, iman yolunda ilerlemesi devam eder ve yeni neslin böyle güzel bir şekilde yetişmesini temenni ediyorum. Çocuğumu sınava getirdim. Ailece çocuğumuzu bekliyoruz. Şu anda sınavdadır. Burada çocukluktan daha genç yaşta Peygamberimizi öğrenmeleri temiz ahlakla büyümelerine sebep olur. İnşallah yani sadece sınavla tek kalmayacaktır. Evde de vereceğimiz güzel bilgilerle teknoloji ciddi derecede çocukları olumsuz yönde etkiliyor. İslam'ı öğretmemiz daha iyi bir nesil olmalarını sağlayacaktır. Peygamberi bilen ahireti de bilir. Şimdi ahiretini bilen de gerçekten bu dünyanın da geçici olduğunu bilir. Ona göre sadece dünyanın geçici heveslerine değil de her ikisinin de bir arada götürmesi gerektiğini bilecektir. Yani ondan dolayı çocuklar bunu bildiği için ne olacak? Onlar da zaten onun gibi olamaz ama en azından ondan biraz da feyz alacaktır. Pervariliyim. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim geleceğimiz, bizim sonumuz. Ona muhtacız, ona mecburuz. Neslimiz temiz olması için onun ahlakını öğretiyoruz, onun yolunu öğretiyoruz. Çocuklarımızı da yönlendirmemiz gerekiyor. Onun için böyle sınavlara geliyoruz. Bir kere okudum arkadaşım, kitabı almaya yetişememişti. Bir kere okudum, ona verdim. Peygamberin hayatını öğrendim, nasıl yaşadığını öğrendim. Bunları ben de yapacağım. Kitabı 6 kez okudum. Peygamber hayatımızı öğrenmek için geldik buraya. Hem de Peygamber Efendimiz'in hayatını uygulamak için. Bizim için en büyük ödül Peygamberimizin hayatını öğrenmek. Kitabı 3 kere okudum. Burada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmek için buradayız. Ve ödül için en büyük ödül Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmek için. 3 defa okudum. Peygamberimizin hayatını öğrenmek için aslında buradayız. Ödül almak için, ödül önemli değil. Peygamberimizin hayatını öğrenmek daha önemlidir.
Bence kitap çok güzeldi. Yani kısacası çok önemli olan şeyleri bahsettiler hep. Yani sınav da çok kolaydı. Bazı sorularda biraz zorlanılıyor. Evet, her insanın başına gelebilecek bir şey. Ama bence çok güzeldi. Yani kazanacağımı umuyorum. İnşallah kazanırım. Bence katılmayan arkadaşlarım da yani seneye bir daha olursa inşallah onlara da katılmasını tavsiye ederim. Ne, ödüller için değil, sadece Allah'ımızı, peygamberimizi daha iyi tanımak için katıldım. Kitabı kaç kere okuduğum önemli değildi. Sadece peygamberimizi daha iyi tanımak için katıldım. Annem de sınava katıldı. O konu hakkında çok tartıştık. İkimiz de peygamberimizin hayatını çok iyi biliyoruz. Çok da seviyoruz. Ben Ümeyir Özcan. Siyer yarışmasına Antalya'dan katıldım. Hedefim güzel tablet veya bir bilgisayar almak. Sınavım güzel geçti. İnşallah hepinizin sınavı da güzel geçmiştir. Adım Yakup Seyit ve Şelil. Antalya'dan katılıyorum. İnşallah sizin sınavınız da iyi geçer. Tablet almak istiyorum. Adım Emrullah Soyur Mukaya. Antalya'dan katılıyorum. Benim sınavım güzel geçti. Umarım diğer arkadaşlarım da güzel geçer. Hedefim bilgisayar. Selamünaleyküm. An itibariyle siyah sınavından çıktık. Adım Veli, soyadım Çiçek. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. Alemlere rahmet olan peygamberimizin böyle eşsiz hayatını girip bu tür sınavların olması gerçekten çok hoşumuza gitti. Zaten bilgilerimi de taze edip sınava çok iyi çalıştım. Hatta uyumadım diyebilirim. Bu şekilde yapanlardan Allah razı olsun. İnşallah hedefim de ikincidir. Çünkü arkadaşım videonun birincisi olmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Sınava internetten bularak sizi öyle ulaşarak katıldım. Hedefim burada bu heyecanı yaşamaktı. Gerçekten çok mutlu oldum. Umarım hepimizin heyecanını Peygamber Efendimiz de görmüştür. Bizimle yaşamışlardır bütün sahabe efendilerimiz de. Çok mutluyuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sınav da çok güzel geçti ayrıca. Çok güzel. Sağlıcakla kalın. Özellikle böyle bir yarışmanın olması bir nevi senede bir defa kendimizi test etmesidir. Biz peygamberimizi ne kadar tanıyoruz, İslam'a ne kadar bağlıyız. Yani bunu düzenleyenden de sebep olanlardan da Allah razı olsun diyorum. Bunu devamlı bekleriz inşallah tekrar. Ödül almaya gelmedik ki Hazreti Muhammed'in hayatını öğrenmeye geldik. Biz Peygamber Efendimiz'i çok seviyoruz. Allah'ın Resulü olduğu için ve onun hayatını öğrendiğim için çok mutluyum. Ve büyüdüğümde de bunu öğrenmeye çalışacağım ve çabalayacağım. Ama Allah Şahut Mektep, ondan sonra Peygamber'in hayatı için bir şeyler. Babamız, Allah hayırlı kıyar, Allah yardımcı. Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmek her Müslümanın bilmesi gereken unsurlardır. Bu hem yaşam şekline faydası olacaktır, hem ileriki hayatında etkisi olacaktır. Hayatına dönük mesela doğru düzgün bir evlat olarak yetişmesine vesile olacaktır inşallah. Yani netice itibariyle bu tür imtihanların, bu tür şeylerin daha sık düzenlenmesi lazım. Peygamber Efendimi çok seviyorum. Sınava onun için girmiştim, onun hayatını öğrenmek için. Peygamber Efendimiz'i çok seviyorum. Ben buraya yarışmayı kazanmak için değil, Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmek için girdim. Şu an kitabı okuyunca çok duygulandım. Empati kura kura okudum. Siyer yarışmasına giren herkese başarılar diliyorum. Peygamber Efendimiz'i çok seviyorum. Onun hayatını yaşamak ve öğrenmek için Siyer sınavına girmemiz gerekli. Bence çok güzel bir sınav olacak bana göre. Çünkü herkes çok heyecanlı. Sınavın sonuçları nasıl olacak, kim kazanacak diye. Ben herkese çok başarılar diliyorum.